Rusya'dan skandal açıklama. Türkmen gazının taşınmasına izin vermeyeceğiz. Mısırlı kaynak. Türkiye, Mısır, Libya MEB'ini kabul ederse Mısır Türkiye ile MEB imzalayacak. Akıncı TİA'dan fırlatılan süpersonik füze dünya basınında. Moskova'dan Atina'ya S-300 uyarısı. Düşmanlık gösterisi olarak algılanacak. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Rus senatör Alexander Bashkin, Rusya'nın Türkmenistan'dan Azerbaycan'a uzanacak Trans-Hazar doğalgaz boru hattının inşasına izin vermeyeceğini belirtti. Astrahan merkezli As News'un haberine göre Alexander Bashkin, batılı uzmanların Türkmen gazının Bakü'den Türkiye'ye ve oradan da Avrupa'ya akabileceğine inandıklarını, bunun da Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığını azaltmaya yardımcı olabileceğini söyledi. Ancak Hazar'a kıyısı olan 5 devlet tarafından imzalanan Hazar Denizi'nin statüsüne ilişkin belgeye göre, tüm kıyıdaş devletlerin çevreye duyarlı projeleri hayata geçirmeyi kabul etmesi gerektiğini belirtti. Hazar Denizi'nin hukuki statüsüne ilişkin sözleşme, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Rusya ve Türkmenistan arasında 12 Ağustos 2018 tarihinde Kazakistan'ın Aktau kentinde düzenlenen 5. Hazar Zirvesi sırasında imzalanan uluslararası bir anlaşmadır. Ana boru hatlarının döşenmesi, taraflarca kabul edilen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Rus senatör, Rusya, Hazar Denizi'nin çevre güvenliğine yönelik olası bir tehdit nedeniyle doğal gaz boru hattının inşasını kabul edemez dedi. Ancak uzmanlara göre, özellikle deniz tabanına bir ana boru hattı döşenirken, sadece boru hattının geçeceği tarafın rızası alınmaktadır. Bu hatta Rusya'nın devre dışı olduğu için taraf olmadığı belirtiliyor. Öte yandan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal Bin Ferhan, Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşit Meredov'la bugün Aşgabat'ta bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda güçlendirilme yolları gözden geçirildi. Çeşitli düzeylerde birçok siyasi ve güvenlik başta olmak üzere birçok alanda koordinasyonun pekiştirilmesinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı bildirildi. Mısır'ın Libya ile olan batı deniz sınırını belirlediğine dair açıklamasının yankıları sürüyor. Arap basınına göre Mısır, Libya ile deniz sınırını belirleme kararını hızlı tedbirler alarak kabul ettirmeye hazırlanıyor. Şarkul Avsat'a konuşan Mısırlı bir kaynak, tedbirlerden birinin sondaj çalışmalarının başlatılması olacağını belirtti. Başkanlığını tüm Amiral Cihat Yaycı'nın yaptığı Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi, Mısır tarafından yayınlanan Akdeniz'de ülkenin batı deniz sınırına ilişkin bu hattın, Türkiye-Libya Deniz Sınırlandırma Anlaşması hattını kesintiye uğratmadığını belirtti. Konuya müdahil olan Ankara, sınırın belirlenmesi için Kahire ve Trablus'a diyalog ve müzakere çağrısında bulundu. Ancak Şarkul Asat'a konuşan Mısırlı kaynaklar, Mısır'ın önümüzdeki süreçte hızlı prosedürler üzerinden egemenlik haklarından doğan bu kararını kabul ettirme stratejisini sürdüreceğini bildirdi. Libya'daki geçici Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynaksa Ankara'nın müzakere çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti. Libya Dışişleri Bakanlığı kararı reddetti. Mısır, Türkiye'nin diyalog ve müzakere çağrısı hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Konuya yakın Mısırlı bir kaynak, adının açıklanmaması şartıyla Şarkul Asat'a yaptığı açıklamada, Kahire bu çağrıyı sadece bir enformasyon misyonu ve siyasi çağrılarla gerçekçi talepler arasında dengeyi sağlama girişimi olarak görüyor, dedi. Mısırlı kaynak konuşmasının devamında şunları kaydetti. Kahire, Ankara ile ilişkilerdeki gelişmeyi fark ediyor. Bu nedenle genel kanı, Türklerin bu sürecin tökezlemesinden veya Mısır'la karşı karşıya gelmekten kaçınarak sınırın belirlenmesini tamamen reddetmek istemeyecekleri ve ikili anlaşmalar için çağrıda bulunacakları yönünde. Türkiye, 2019'da Faiz Serraç hükümeti ve Libya ile mutabakat imzaladığında bizzat kendisi bir oldu bittiye başvurmuştu. Ankara'nın bu mesele sebebiyle Kahire'nin tutumuna karşı gelmeyeceğini değerlendiriyoruz. Bu da orta vadede Mısır-Türkiye anlaşmasıyla sonuçlanacaktır. Böylece müzakereler hızlı bir şekilde yürütülebilir. Mısır bu konuda geri adım atmayacak. Kahire oldu bitti stratejisini kabul ettirmek için hızlı tedbirler alacak. Sondaj çalışmalarının başlatılacağının ilan edilmesi ve aynı süreci destekleyebilecek her şey bu tedbirler arasında yer alır, dedi. Libya'daki Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, Şarkul Asat'a yaptığı açıklamada, hükümet komşu ülkeler arasındaki deniz sınırının belirlenmesine ilişkin her türlü müzakere çağrısını memnuniyetle karşılıyor. Bakan Necla Menguş, sınırı bölmek için attığı tek taraflı adımla ilgili daha önce Mısır'a diyalog çağrısında bulunmuştu. Libya olağanüstü koşullardan geçiyor ve kardeşlerinin desteğine ihtiyacı var. Bu tarihi hakların gerçeklere ve delillere dayalı yapıcı müzakereye ihtiyacı olacak diye konuştu. Libyalı siyasi analist ve hukuk araştırmacısı Ramazan Et Tevcir, Mısır'ın deniz sınırını belirleme kararı ile ilgili şu ifadeleri kullandı. Deniz sınırı meselesinin görüşülebilmesi için kardeş Mısır ve Türkiye'nin Libya halkına yeni bir hükümet ve cumhurbaşkanı seçme fırsatı vermesini temenni ediyorum. Hiçbir geçiş hükümeti fiilen de gerçek anlamda sınırı belirleme hakkına sahip değildir.
iki ülkedeki kardeşlerimizden bağımsızlığını ve özgürlüğünü elde etmesinde Libya halkına destek olmalarını, egemenliği Libya halkına geri vermelerini ve bunun ardından Arap ve Müslüman bölgenin haklarının çıkarına hizmet edecek şekilde deniz sınırının belirlenmesi süreciyle ilgili müzakere yapılmasını talep ediyoruz. Uluslararası ilişkiler, silahlı çatışmalar ve askeri operasyon analizleri yapan Southfront Analysis Intelligence, Türkiye'nin Akıncı Savaş Uçağı Süpersonik Hassas Güdümlü Füze Denemesi yaptığı başlıklı bir makale yayınladı. Makalede şu ifadelere yer verildi. Baykar Savunma'nın başkanı Selçuk Bayraktar 16 Kasım'da yaptığı açıklamada Roketsan tarafından üretilen Türkiye'nin ilk süpersonik füzesi TRG-230 İHA 100 kilometre mesafedeki hedefini başarıyla vurdu dedi. TRG-230 İHA, karada konuşu TRLG-230 füzesinin havadan fırlatılan versiyonudur. Baykar yeni füzenin canlı atış tesis sırasında Akıncı tarafından 7.62 kilometre irtifadan ateşlendiğini söyledi. Karadan fırlatılan TRLG-230 20-70 kilometre menzile sahip. Ancak TRG-230 İHA 150 kilometreye kadar menzile sahip olacak. 42 kilogram ağırlığında yüksek patlayıcılı bir harp başlığı taşıyan TRLG-230, GPS destekli ataletsel navigasyon sistemleri ve yarı aktif lazer arayıcı başlıkla yönlendiriliyor. Test görüntülerinde TRG-230 İHA'nın lazer arayıcı başlıkla donatılmadığı görülüyor. Bu da havadan fırlatılan versiyonun 2 metrelik bir dairesel hata olasılığıyla bir hedefi vurabilen TRLG-230'dan daha düşük bir hassasiyete sahip olabileceği anlamına geliyor. Ancak TRG-230 İHA'nın yüksek hızı ve uzun menzili, Akıncı'nın iyi korunan bölgelerdeki takip edilmiş hedeflere güvenli bir mesafeden saldırmasına izin verecektir. Türkiye'nin en büyük insansız hava araçlarından biri olan Akıncı, istihbarat, gözetleme, hedef tespiti ve keşif görevlerinin yanı sıra komuta, kontrol ve iletişim görevlerini ve muharebe operasyonlarını yürütmek üzere geliştirildi. Türkiye, Akıncı'nın stand-off saldırı yeteneklerini geliştirmek için çalışıyor. Bu ayın başlarında insansız hava aracı, Aselsan'ın Tolun olarak da bilinen ve 100 kilometreden fazla menzile sahip minyatür bombasını da test etti ifadesini kullandı. Test, Yunan basınında da dikkatle izlendi. Türkler, silahlı insansız hava araçları, kamikaze insansız hava araçları ve insansız deniz araçlarından oluşan bir filo kurdu. Bunların kullanımı için yeni taktikler ve bunlardan fırlatılan füze silah sistemlerini test ediyor. İfadesini kullanan Yunan medyası Pentapost Akma, Türklerin adalarımıza karşı en azından ilk aşamada kamikaze insansız hava araçları, kundağı motorlu toplar ve Akıncı'dan fırlatılan füzelerden oluşan bir kombinasyon kullanacağını anlıyoruz, dedi. Akıncı'nın sürati nedeniyle Ege üzerinde uçarak saldırı yapamayacağını vurgulayan Pentapost Akma, Türkler Akıncı ile TRG-230 İHA ve Tolun minyatür bombası için taşıyacakları uzun menzilli füzeleri kullanarak Küçük Asya kıyılarından kilometrelerce uzakta. Türkiye ana karası üzerinde uçarken Ege adalarındaki ve 12 adadaki komuta istasyonları, mühimmat depoları, elektrik santralleri, su temini gibi müstahkem mevkilerimizi vurabilme imkanına sahip olacaktır. Savunmasız ve hızı yavaş Akıncı Ege üzerinde ne zaman uçacak derseniz, TCG Anadolu'dan uçan Kizin Lema ve TB3 insansız hava araçlarıyla birlikte Ege Denizi'ne çıkarak üstünlüğü elinde bulunduran Yunan Hava Kuvvetleri'ne karşı korunmuş olacaktır. Ifadelerini kullandı. Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Belgrad'dan yine Türkiye'ye mesaj gönderdi. Dendias bugün Sırbistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Dendias ve Sırp mevkidaşı Ivica Dačić kameraların karşısına geçerek ortak basın açıklaması yaptı. Yunan Bakan Dendias burada yine Türkiye'ye göndermelerde bulundu. Dendias, maalesef sevgili Ivica, barışçıl zamanlarda yaşamıyoruz. Yunanistan'ın her gün karşı karşıya kaldığı ne Osmanlı vizyonları ve Türkiye'nin savaş tehditleriyle birleşen revizyonizme atıfta bulunuyor. Yunanistan, uluslararası hukuk ve uluslararası deniz hukuku kapsamında egemenliğini ve egemenlik haklarını savunmaya devam edecek. Ve bu hakları savunmak için yasal yolları kullanmaktan kaçınmayacağız, ifadelerini kullanarak Türkiye'yi bir kez daha suçladı. Rusya'nın eski Kıbrıs Büyükelçisi, S-300'lerin Yunanistan'dan Ukrayna'ya devrini çok riskli bir hamle olarak nitelendirdi. Rusya'ya karşı düşmanlık gösterisi olarak algılandığını söyledi. Şu an Putin'in Kırım'daki daimi temsilcisi olan Georgi Muradov, RIA Novosti'ye Atina'nın böylesi bir hamlesi Rusya'ya karşı anlamsız bir düşmanlık gösterisi olur ancak aynı zamanda kendi ulusal çıkarları açısından da riskli bir adım olur ki Yunan halkı bunu zaten yüksek sesle ilan ediyor, dedi. Muradov'un uyarısı Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos'un ABD'nin yerlerine Patriot sistemleri kurması halinde Yunan hükümetinin Girit'ten Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemleri göndermeye hazır olduğunu kabul etmesinden sonra geldi. Rus devlet haber ajansı RIA Novosti'ye konuşan Muradov, Atina'nın böyle bir hamlesi yalnızca Rusya'ya karşı mantıksız bir düşmanlık gösterisi değil, aynı zamanda Yunan kamuoyunun şimdiden güçlü bir şekilde vurguladığı gibi kendi ulusal çıkarlarına yönelik tehlikeli bir adım olacaktır. Ancak bu sistemlerin Kiev'e devredilmesi şüphesiz Yunan savunma kabiliyetini temelden sabote edecektir, dedi. Rus Büyükelçi ayrıca Yunanistan'ın, Rusya'nın geçen yüzyılın sonunda S-300 hava savunma sistemleri sağladığında Atina ve Güney Kıbrıs'ta bir zamanlar dostane ilişkilerinden uzaklaştığını hatırlaması gerektiğini söyledi.
Büyükelçi Georgi Muradov, o dönemde Rusya'nın Kıbrıs Büyükelçisi olarak Rusya'ya karşı hareket etmediklerini, çünkü dost-düşman tanımlama sistemiyle donatıldıklarını size hatırlatabilirim ifadelerini kullandı. Öte yandan Kazakistan, Rusya'nın silahlı kuvvetlerini Ukrayna'dan çekmesini talep eden BM kararına karşı aleyhte oy kullandı. Asya Plus Haber Ajansı'nın haberine göre, Astana savaşın başlamasından bu yana ilk kez böyle bir adım attı. Belgede Ukrayna'daki askeri işgalin derhal durdurulması ve tüm askeri güçlerinin ülke topraklarından koşulsuz olarak çekilmesi talep ediliyor. 82 ülke karar lehinde oy kullanırken 80 ülke çekimser kaldı. 14 ülke ise karara karşı çıktı. Bunların arasında Rusya, Belarus, Kazakistan, Çin, İran, Kuzey Kore, Suriye, Nikaragua, Eritre, Etiyopya, Mali, Sudan, Zimbabwe ve Küba bulunmaktadır. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.